Evet, şimdi sinüzitten bahsedelim dilerseniz. Evet, çok güzel. Sinüzitten bahsedelim tabii ki. Sinüzitle çok enteresan. Sinüz nedir? Şimdi kişi şu burnun altında burun boşluğu, şu çenede çene Evet. boşluğu, alında alın boşluğu, bu üç boşluğa sinüs denir. Bunlar birbiriyle bağlantılı. Dilciğin arkasından boğaza açılır. Ne işe yarar bu? Burun boşluğunda burun eti var. Burun etine konka denir. Konkalar şişerse konka hipotirozi denen bir hasta Evet. ortaya çıkar. Konkalar şişerse ne olur? Kişi nefes almaz, tıkanır burnu, ağzından nefes almak zorunda kalır. Konkalar yani burun eti bazen şişer, bazen küçülür. Soğuk havalarda şişer, sıcak havalarda küçülür. Neden? Konkalar havanın sert havayı, soğuk havayı ılıtır bir. Nemlendirir iki, ayar verir havaya. Havayı direkt akciğere gittiği zaman soğuk veya sıcak hava akciğere zarar verir. Evet. Yani havayı, havadaki tozu alır, kılı alır, tüyü alır. Tüysüz hücreler var konkaların üzerinde. Filtre gibidir burun. Evet. Evinizdeki mantı makarna süzdüğünüz süzgeç gibi. Temizler, havayı temizler bir. Havanın içindeki mikropları, bakteri, virüs ve mantarları yok edici bir sümük salgılar bu konkaların, burun etinin üzerindeki mukos denen ince bir tabaka var. Bu tabakanın üstünde tüysüz hücreler var. Tüysüz hücreler havadaki tozu, çöpü, kılı, tüyü kendine bağladığı gibi sümük. Evet. Bakteri, virüs ve mantarları öldürücü antiviral, antibakteriyel bir maddedir sümük. Basit bir şey değil yani. Sümük çok önemli. Sümük olmazsa diyeceksin ki ne olur? Havadaki kıl, tüy her şey akciğere gider. Bakteri, virüs de akciğere gider. Bir de bakarsın 3 ay sonra akciğer bitmiş. Akciğeri koruyan nedir? Sinüslerin üstündeki, konkaların üstündeki, mukozanın üstündeki bu tüysüz hücreler ve tüysüz hücrelerin üzerindeki sümük. Sümüğün çok önemli görevi var. Evet, bizi Evet. koruyor her türlü şeyden. Almanya'dayken bir hanımefendiyle, Yugoslav bir bayanla karşılaştım. Dört defa sinüslerinden ameliyat olmuş. Konkaları, burun eti şişiyor. Doktora gidiyor, ameliyat oluyor. 6 ay sonra bir daha şişiyor, bir daha ameliyat oluyor. 6 ay sonra bir daha. 4 defa ameliyat oldum. Bir daha ameliyat olacağım. Ama hiç iyileşmiyorum. Hep iltihap devam ediyor. Burundan sürekli iltihap akıyor. Geniz eti akıntısı var. Bu burun etini aldırırsanız konkaları orada bir boşluk oluşur. Burun boşluğu hastalığı. Bu sefer bu ne demek? Bütün havadaki kir, pis, mikrop akciğere gider, akciğer biter. Bronşit, astım, alerjik rinit, hatta KOAH gider yani. Çürütür akciğeri. Tehlikeli. Bu nedenle hemen burnum rahatsız oldu. Tıkandı. Gideyim ameliyat olayım. Bazıları hemen burnuna rahatsız oluyor. Hemen doktora. Doktor hemen bir ameliyat. Bazısı da fazladan kesiyor. Hadi ya Allah. Lüzumsuz bir organmış gibi. Burun etini fazladan aldırırsanız tehlikeli. O sefer ne olur? Burun filtre görevini görmezse, temizlemezse havayı, hapı yutar. Şimdi kişi orta kulak iltihaplanması olmuşsa ostaki borusu da dilcin arkasında boğaza açılır. Buradaki iltihap sinüslere geçebilir. Orta kulak iltihabı ostaki borusundan boğaza faranjite sebep olabilir. Orta kulak iltihabı sinüslere sebep olduğu gibi faranjite sebep olabilir. Veyahut da sinüsteki iltihap faranjite sebep olabilir. Orta kulak iltihabı hepsi birbirine bağlı. Evet. Daha sonra akciğere. Bir bayan da geçen gelmiş. 10 dakikada bir sümkürüyor. Yeşilimsi bir sümük böyle akıyor ya. 4 defa ameliyat olmuş. Konkaları aldırmış. Böyle çok ağır bir enfeksiyon kapmış. Ameliyat oldum oldum diyor hala diyor 10 dakikada bir. Yanında peçete, mendil bir sürü şeyle koşup geziyor. Sümkürdükçe Allah kimseyi düşürmesin. İğrenç bir şey. Çok kötü, çok kötü. Evet. Dedim ki problem yok, problem yok. Bizde çözüm çok. Afrika ıtırı.
Afrika ıtırı Pelargonium zidoides, Pelargonium reniforme. Sinüzit, faranjit, orta kulak iltihaplanmasına karşı dünyada en etkili bitki. Itırın bilinen 1050 türü var. Sadece bu şifalı ve bunun bir arkadaşı var o. Onun da arkadaşı var. Itır Afrika ıtırı. Pelargonium zidoides, Pelargonium reniforme 1050 zardunyagillerden. Sadece ikisi şifalı, diğerleri kullanılmaz. Yanlışlıkla kullanmamak gerek. Zaten Türkiye'de yetişmiyor. Bir bu hanımefendi 3-4 ay kullandıktan sonra rahatladı. Bir de bir geçenlerde bir beyefendi geldi 2 ay önce. Ben ona bu ıtırdan çok özel bir formül geliştirdim. Kullandı. Diyor ki ya burnum hiç akmıyordu. Bir sağ burnu tıkanıyor, bir sol burnu tıkanıyor. Şimdi diyor iki burnu da durmadan çeşme gibi akıyor. Dedim aktığına şükret. Akmasa kötü. Tabii ki. O içindeki iltihap aktan sonra bitti gitti. Bir daha problem olmaz. Ama akmasa problem olur. Ha, aktığı zaman içeride bir şey kalmaz. Temizler. Akmadığı zaman, tıkandığı zaman problem teşkil eder. Yani sinüsten rahatsız oldum, hemen ameliyat olayım, kurtulayım diye koşuşturmak bir sürü tehlikeyi beraberinde getirir. Şimdi sinüsler için ise ıtır bunu kullandığı zaman kişi sinüslerinde ne kadar iltihap varsa akar. Temizler, arıtır. Hiçbir şey bırakmaz. Sinüzite orta kulak iltihaplanmasına karşı 10 numara. Şimdi ıtırı artı bir kişi bir bardak suya bir kapsül açarak mesela bir kapsülü böyle açıyor. Bir bardak suya, suyumuz yok, düşünemedik. Bir bardak suya, sıcak suya bir tane kapsül açıp karıştırıyorsunuz. Artı buna bir çay kaşığı sodyum bikarbonat, bir çay kaşığı Himalaya tuzu karıştırdıktan sonra ne yapıyor? Kişi burnuna çekerse, önce sağ burnuna çekip sol burnuna sümkürecek. Sonra sol burnuna çekip sağ burnuna sümkürdüğü zaman sinüslerdeki bütün iltihapları orada biriken tozdu vesaire hepsini dışarı atar, evet. Temizler. Yani bunu hem böyle bir bardak suyla, sıcak suyla karıştırılır. Su ılıdıktan sonra burnuna çıkacak tabii, sıcak değil. Bir kapsül, bir bardak sıcak suyla karıştırıyor. Bir çay kaşığı Himalaya tuzu, bir çay kaşığı sodyum bikarbonat. Bunları karıştırıp burnuna çektiği zaman kişi burundaki bütün orada biriken pislikleri temizler, aratır. Fakat illaki böyle şey yapmak gerekmez. Kişi bunu günde 3 defa bir tane ıtır aldığı zaman sinüsleri temizler, arıtır.